Sayın Valim, Sayın Genel Müdürlerimiz, Genel Müdür Yardımcılarımız, Bölge Müdürlerimiz, siyasi partimizin temsilcileri, partilerimizin temsilcileri, demir yolları personelleri, muhterem hanımefendiler, sevgili beyefendiler, kıymetli hemşehrilerim. Evet, bugün çoktan beri özlenen bir icraatın başlamasına şahitlik yapacağız. Biliyorsunuz Amasya Karatiler düdüğüne alışkındır. Evet. Sanatçı Özhan Eren hemşerimizin sözü var. Ne diyor? Ve bestesini o yapmış. Gözüm yolda, gönlüm darda. Ya kendin gel, ya da haber yolla. Duyarım, yazmışsın iki satır mektup. Vermişsin trene, halini unutup. Dumanın savurur halim görmez, kan dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Evet. Kan dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Gecikir belki hiç gelmez. Dağlarda salınır derdimi bilmez. Dumanın savurur halimi görmez. Kan dolar yüreğim, gözyaşım dinmez. Evet Sayın Genel Müdürü, Sayın Tren Devlet Demir Yolları'nın personelleri. Size şöyle tarihi bir anı hatırlatmak adıyla arkadaşlarımız bir potpourri yaptılar size. Evet. Bu da bizim Amasya'nın türküsüdür. Amasya'nın bir sanatçısının yazdığı bir püslediği bir şarkıdır, türküdür. Evet, arkadaşlarımız zaten başladılar, anlattılar. Birinci Dünya Savaşı nedeniyle ara verilen demir yolumuz 1924 yılında törenle hizmete açılmış. İşte Amasya Samsun yolculuğunu yapmış. Tabii burada önemli olan şimdi 12 Haziran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Amasya teşrifiyle
efendim 22 Haziran Amasya Tanım ile sonuçlanan Cumhuriyet'in doğum belgesi olarak adlandırdığımız bir ay yaşıyoruz. Efendim burada ne mutlu o ayın içerisinde bir biraz sonra söyleyeceğim bir gerçeği de burada icra etmiş oluyoruz. Haziran ayı efendim Türk milletinin için efendim bir duruş ayıdır, bir tavır ayıdır, bir doğuş ayıdır ve bir dikiliş ayıdır bana göre. Eğer o gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk Amasya teşrif ettiğinde Amasya müftüsü Tevfik Efendi Paşa'ma Amasya emrinizdeniz demeseydi bugünün bizim burada olma şansımız yoktu. Lakin Atatürk bu trenle iki kez daha Amasya'ya geliyor. O zaman onu karşılayan Müftü Tevfik Efendi'nin yanındaki yaşlı İhtiyar Abdurrahman Kamil Efendi işte Atatürk'ün bu gelişiyle beraber Abdurrahman Kamil Efendi Amasya müftüsü olmuş. Amasya müftüsü olarak efendim Gazi Paşa'yı burada karşılıyor. Gazi Paşa aynen bunlarla iniyor ve sessiz sedasız kendini alkışlayan vatandaşın içerisine karışıyor ve süzülüp gidiyor. Bu trenle iki kez Gazi Paşa'nın da Amasya, Sivas, Amasya arasında yolculuğu var. Evet. Onun için ne mutlu diyorum. Haziran ayında bunun açılışı oldu. Gerçi bir 6-7 senedir bir bakım dönemi işte pandemi dönemi vesaire vesaire. Neticeye bakmak lazım. Evet. Onun için emeği geçen herkesi kutluyorum. Birlik zamanı diyorum, birlik zamanı diyorum. El el olma, gönül gönül olma, bir sevdada buluşma zamanı diyorum. Onun için bu zamanı iyi değerlendirmemiz lazım. Dostla, düşmana karşı, efendim dosta karşı samimiyetimizde şüphemiz yok. Düşmana karşı da hep beraber tavrımızı koymamız lazım. Memleketimizin etrafında her taraf ateş çemberi. Çemberi üzerimize sıçratmak isteyen hainler var, bu işi örgütlü yapanlar var. Türk milleti olarak da en azından bunlara dikkat edip birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermememiz lazım. El ele, gönül gönüle aynı sevdada yani Türkiye'm sevdasında efendim buluşmamız lazım. Hepimiz zaten aynı kanaatteyiz. Diyoruz ya, ezan susmaz, bayrak inmez. Bu memleket asla verilmez diye hepimizin tavrı net. Onun için buraya gelen misafirlere tekrardan hoş geldin diyorum. Tren yolumuzun vatandaşımıza hayırlı uğurlu olmasını arzu ediyorum. Zannediyorum ucuz para yapmışlar. Biraz Amasya'yı Samsun'a taşıyacak gibi bir hareket var ama aslında biz Samsun Amasya'yı Amasya'ya taşımayı düşünüyoruz Sayın Genel Müdürüm. Onun için olsun yine de hayırlı uğurlu olsun. Herkes heyecanla bekliyor. Efendim şöyle bir düdük çalsın Karatren. Amasya da duysun onu yani. Hep tünele girerken çalmasınlar. Efendim herkese sağlık saat diliyorum. Sağ olun.